Arkadaşlar bugünün anlam ve önemi çok başka. Çünkü en genç hayranım bugün beni izlemeye gelmiş. Aman Allah'ım. Mutluluk tablası ya. Çok heyecanlıyız. Hoş geldin tekrardan. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Olacak. Çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kıldan tüyden mevzulara tekrar hepiniz hoş geldiniz. Nega! Zıpladım bak, o korkudan zıpladım. Neden? Oğlum o kadar beklemiyordum ki bir anda böyle. Aa, geleceğim diye şey mi çıkıyorum diye 3 dakika önce Emre ya, hepsi olsun, bunların kayıt altında ama. Yani hani. Ama burada çünkü böyle sıcak diye. Birazcık kaloriferi açtım. Hacklemişsin gibi hani kaloriferi açma değil, hackledim. Şu an kaçar. Şu an kaçar. Sen motor bisikletle geliyorsun. Motor bisikletle geleceğim. Tamam, ben Batu'ya mikrosan almaya çıkıyorum o zaman direkt. Tamam, bunları veriyorum sana. Tamam, bana ben bir 10-15 dakika çıkıyorum çünkü ben size göre herhalde daha trafiksiz geliyorum. Muhtemelen. Aynen. Geç kalmam çok herhalde. Yani hani unutup da. Tamam. Hadi bakalım abi, ilk defa bu gösteride bunu kullanıyoruz ha. Evet. Nasip bu neymiş yani. Aynen oğlum. İçinde her şey var mı? Bakmıyorum ha. Ben de bakmadım ki. Bana nasıl verdiysen. İyi hadi bekle. Yani biz çünkü bunu evde açıp şey yapmadık yani. Arkadaşlar bunun içinde şunu da söyleyeyim. Gerçekten geçen sene aldığımız böyle 1,5 metre 2 metrelik bir ayaklı poster var. Her şeyin bunda değil mi? Yani İnşallah. Şarkı, müzik, efekt, fotoğraf. Sen bilgisayarını aldın mı yine? Aldım ama. Tamam, o zaman evet. Emre'nin çantası. Güzelce koydum Emre. Böyle gözüktüğüne bakma, yumuşak koydum. Posteri de koyduk. Ve sonunda Batu'yu alıp artık Levent Kültür Merkezi'ne doğru yola çıkabiliriz çocuklar. Hem ki emniyet kemeri takmayı unutmayalım. Videomu çekiyoruz. Aynen. Abi sen gittikçe yaşlanıyorsun lan sesin uzayınca. Abi toplayınca güzelleşecek şu an. Dediğinin ben de farkındayım. Şey Tarkan'a hele benzemişsin ha. Ankara'daki. Böyle Tarkan'la falan. Fernando Alonso'nun karışımı bir ne oldu? falan hem de. Ama Ankara'da profesyonel makinayla çekti Sera. Bir tane kullanılacak fotoğrafım yok. Bunu Sera duymasın bence. Sera'nın çekmesi değil oğlum, saçım bildiğin peşmerge gibiyim ya. Kıvırma. Ölmeyiz merak etme. Hepsi bende. Ölmeyiz merak etme. Reklamlı kamyonun önüne atladı. Elimde bir Zoom H6 Henry Sound Recorder diye bir bunlar teknik şey. Evet. Aparat var. Bunu teknik odada mikrofonun bu cihazına bizim yani mikrofonun teknik tamam, odada bulunan kısmına bağlamak için evet. Bir sürü kablo bir şeyler aldım. Evet. Oradan eğer kayıt almayı becerebilirsek beceririz. DVD kaydı kalitesinde ses ve görüntümüz olacak. Şöyle bir koku bak, kafanıza canlanması için söyleyeyim. Nane ile bok kokusunu birleştir. Naneyi çıkar. Öyle bir koku. Bir de salon dolarsa o tabi. Boş salona böyle kaliteli ses. Enişten gelemiyor. Halit abi beni hayallerine soktun. Maç var diye gelemiyorum dedi. Şimdi kimin maçı var bugün? Bir şey diyeceğim. Ne maçı var? En son senin Ankara için attığın mesajı hatırlatıyorum. O gün maç falan yokmuş diye başladığın için. Demek ki maç olsa Ankara'da da kimse gelmeyecek sana. Bu arada mekan şey yapan adam, mekan sahibi dedi ki bir sonraki gösteri yani 13 Aralık Cuma maç var mı yok mu ona bak dedi. Tek uyarım oldu yani gösteriyle alakalı. Sen fırla bro. Evet, Denisa'nın mükemmel camından görebilirsek. Emre'cim evet motosikletiyle. Evet motosikleti var, Emre'nin motoru var. Çok hızlı kalkıyor bir de koştu evet, ya. Sevgi gibi kalktı. Emre gidiyor, orta kulvardan ilerliyor. Ve şu anda Levent Kültür Merkezi'nin otoparkındayız. Muhteşem bir otopark. Son derece kullanışlı, son derece rahat. Yalan söylüyorum, inene kadar midem bulandı. Şurada bunu kurulumunu sana bırakıyorum. Kanka biliyor musun? Ben sana çözeyim. Allah hakikaten 15'e falan bile bana. Kanka. Korkuyorum. Çıkartıyorum üstüne falan ha. Şimdi terleyeceğim, bir güzel şey olacak yani. Takarken. Ha. Abi. Ya bu arada şunu söyleyeyim, bir yarın öbür gün Levent Kültür Merkezi'nde gösteri yaparsanız bir kulis turu yapalım. Kulisimiz nasıl? Video başlığı bu tam değildir. Arkadaşlar tuvalet bembeyaz bir konseptle karşımıza çıkıyor. Tertemiz bir duruş, bir tuvalet. Ardından kıyafet şeylerimiz burada giyinmek için. Buradan adım aldığımız zaman Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ve şeyler? Laptop olacak. Çanta orada abi, ikisi de. Arkadaşlar buraların yalan söylemeyeyim. %90
70'i falan doldu. Hoş geldiniz. Yani ilk sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü, beş, altıdan sonrasını bilemem. Ondan sonrasına ben karışmam. Doldu. Şimdi hemen bir teknik şeyleri halledip ardından dinlenmeye geçeceğiz. Alo. Şunu da güzel kurcalayın, şey yapın, hani bunları istediğimiz gibi ayarlayın. Zorluğunda telefon. Şimdi ilk defa mikrofondan ses kaydı alma zorluğunu hallettik. O tamam. Işıklar oldu, olacak. Bunu en öne koyalım. En öne, ama onun işte dikkatize şey yapmaması lazım. Yani hani rahatsız etmemesi lazım. İşte onu bilmiyorum. Onu ya Sera'ya veririm. Sera geliyor mu? Şey, geliyor, geliyor. Sera şey yani. Kapıyı halletmeye çalışacağım. Var mı başka böyle siz makinanız bir şey? Maytap falan patlatabiliyor muyuz gösterin? Arkada alevli. Dıdın dıdın. Buyursunlar efendim arkadaşlar. Bugünün anlam ve önemi çok başka. Çünkü en genç hayranım bugün beni izlemeye gelmiş en önce. Yani girdiğim an sahneye oturuyordu. Annesiyle geldi. Kız kardeşiyle geleceklermiş fakat birazcık galiba ufak olduğu için. 4 diyelim yaşına. Evet. Onu bırakıp yani gelememişler. Birkaç sene sonra gelecek. Arkadaşlar aman Allah'ım. Mutluluk tabası ya. Çok heyecanlıyız. Hoş geldin tekrardan. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Olacak. Çok heyecanlıyız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Kaptanım. Bugün 9 Kasım Cumartesi akşamı Levent Kültür Merkezi'ndeyiz. Çok eğlendik. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. What the bitches? Yine erken bitirebiliyorsun değil mi? Kaç dakika? 1 saat 15 dakika. Bence tam ideal süre ama bir şeyler atladım hissettim. Neyi atladım? Bir şeyler mi? Neyi atladım? Oğlum bayağı atladım. En kritik. Abi sekansı atladın zaten. Ne? Bir de... Neyi atladın? Çok enteresan dedim sürekli. Tamam, bu güzelleşti. Burası çok önemli. Der gibi burası çok enteresan. Çok enteresan, tamam. Burası değil de bu çok enteresan. Tamam, bunu hiç fark etmedim ama neyi atladın? Ne yapalım? Kornetto'ya geçtim o günden sonra. Travma, çocukluk travması gibi bir şey oldu. Kornetto'ya geçtik. Kadın böyle magnum çubuğunu koydu. Ben böyle... Çok acır mı? Ne kadar acır? Falan böyle soyun bir dedi. Böyle kıyafetler komple kaçtı. Ben böyle kaldım. Ya böyle o kadar kötüyüm ki. Kadın böyle aldı magnum çubuğunu. Bak Nutella'ya dandırıldı. Böyle dandırdı. Bacağı boydan boya sürdü, bak sürerken acımaya başladı. Ay 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 ay! Daha çekme yok. Sürdü, band yapıştırdı. Bu bilmeyenler için söyleyeyim, ağda da geri dönüşü olmayan noktadır. Hani vazgeçmenin bir tık sonrası. Geri dönüşü olmayan nokta, hani ben artık vazgeçtim, gidiyorum diye çıkarsın. Bir daha piç arkadaşını çat diye uykumda çeker hani. Öyle bir nokta. Kallavi bir bant yapıştırdı. Buradan tuttu. Denizhan dedi, hazır mısın? Dedim bak seninle şurada evlenirim. Ama dedim bu da hazır değilim. Ucundan tuttu. Bak tekrar soruyorum, hazır mısın dedi. Değilim dedim, böyle bir yandan kafamdan
pozitif şeyler düşünmeye çalışıyorum. İnsan istikrar, üçüncü köprü, bunları düşündüğünü sandım. Pozitif şeyler düşünüyorum. Üçe kadar sayesinde insan çekeceğim dedi. Ben içimden böyle hani bir iki, üç, bir iki, üç, bir iki, üç. Odin, Dva, Tri,